Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Hacı Soğuk Pınar. Bugün size adım motorları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar, adım motoru çevrenizde bildiğiniz kadarıyla ya da gördüğünüz kadarıyla açı açı hareket eden, yani açısal konumu adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motorlara adım motorları denir. Adım motorları arkadaşlar direkt bir bataryaya bağlanıp çalıştırılabilecek motorlar değildir. Onların sürücü devreleri bulunur. Onların kodlanması gerekir çünkü genelde 4 girişleri bulunuyor. En basit haliyle söylüyorum. Ve bu girişlere sırasıyla farklı süreçlerde sinyallerin gönderilmesi gerekiyor. Aynı anda bütün kutuplara ya da bütün girişlere sinyaller verilmiyor. Sinyallerin verilme hızı değiştirilerek motorun dönme hızı değiştirilebiliyor. Sinyal sırası değiştirilerek dönme yönü değiştirilebiliyor. Evet arkadaşlar, adından da anlaşılacağı gibi adım motorları belirli adımlarla hareket ediyorlar. Bu adımlar motorun sargılarına uygun sinyaller gönderilerek kontrol ediliyor. Herhangi bir uyartımda motorun yapacağı hareketin ne kadar olacağı motorun adım açısına bağlıdır. Adım açısı motorun yapısına bağlı olarak 90 derece, 45 derece, 18, 7,5, 1,8 derece veya daha değişik açılar olabilir. Motora uygulanacak sinyallerin frekansı değiştirilerek, evet biraz önce de söyledik, motorun hızı kontrol edilebilir. Adım motorlarının dönüş yönü uygulanan sinyallerin sırası değiştirilerek saat yönünde veya saatin tersi yönünde olabiliyor. Adım motorlarının hangi yöne doğru döneceği, devir sayısı, dönüş hızı gibi değerler mikro işlemci veya bilgisayar yardımıyla kontrol edilebilir. Sonuç olarak adım motorlarının hızı, dönüş yönü ve konumu her zaman bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı adım motorları çok hassas konum kontrolü istenen yerlerde kullanılmaktadır. Adım motorlarının kullandıkları yerlere örnek olarak endüstriyel kontrol teknolojisi içerisinde bulunan bazı sistemler, mesela robot sistemleri, takım tezgahlarının ayarlama ve ölçmeleri verilebilir. Ayrıca adım motorları konumlandırma sistemlerinde, büro makineleri, klimalar ve teknoloji alanında da kullanılmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, bugün size bir video üzerinden adım motorlarının yapısal özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde ileri alıyorum. Şöyle başlatalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi adım motoru derece derece çalışıyor. Evet burada 4 kutuplu bir adım motoru görüyorsunuz. Şu anda onun merkezinde bir adet mıknatıs var. Yeşil S'yi, kırmızı N'yi, evet N'yi yani kuzey kutbunu, bu da güney kutbunu temsil ediyor. Evet arkadaşlar burada musluk kırmızı, artı yükü gri olan eksi yükü temsil ediyor. Gri arkadaşlar biliyorsunuz eksi yük elektronun hareket yönünü veriyor. Evet burada görsel olarak şimdi bakın 4 kutuplu demiştik. Kutuplar yani artı ve eksi yükler bazen yukarıdan bazen de buradan verilecek. Kısaca bunların 4 girişi var. Şu anda şu tasarıma göre 4 girişi var. Ve bu 4 girişe belirli sinyaller, belirli aralıklarla sinyal verilerek motorumuzun çalışması sağlanacak. Evet, şimdi arkadaşlar sırasıyla bakıyorum. Şimdi burada bir tablo var. Bu tabloda aslında bu kodlamada da arkadaşlar önemli oluyor. Burada hangi uçlara artı eksi veriyorsun, sonra bunu dinlendiriyorsun ya da hiçbir şey vermeden diğer uçlara veriyorsun. Ve bu şekilde motorun belirli bir yönde dönmesi sağlanıyor. Evet, şimdi burada sağ el kuralına göre buraya akım verdiğimiz zaman oluşacak mıknatısın yönünü söylüyor. Baş parmak arkadaşlar, eğer bu sol el olduğu için baş parmak ya da sağ el diyelim, sağ el olduğuna göre kuzeyi göstermesi lazım. Kuzeyi gösteriyor. Şimdi bunu izleyelim arkadaşlar. Bunu durdurdum videoyu. Şimdi bakalım. Rotorumuz bu arkadaşlar. Temsilen bir çubuk mıknatıs. Yarısı kuzey kutbu, yarısı güney kutbu. Şimdi 1 ve 2 numaralı uçlara sinyal verildiği zaman, bakın sinyal verdik.
2 numaraya artı 1 numaraya eksiği verdik arkadaşlar ve bize yakın olan yani bobinin alt kısmı S oldu. S ne yapacak? Zıt kutbu çekecek. Kendi kutbunu ne yapacak? İtecek arkadaşlar. Böylece kırmızıyı yukarıya çekmek istiyor, yeşili aşağı itmek istiyor. Bunun tam karşısında da bunun tam tersi bir durum var. Kırmızıyı itmek isteyen burası kırmızı olduğu için kırmızıyı itecek, yeşili çekecek. Dolayısıyla bu uç yaklaşık 45 derecelik bir dönmeye sahip olacak. Peki arkadaşlar, hayal edelim bu uçları tersine çevirdik. Burası kırmızı, burası yeşil olsaydı ne olacaktı? Bu sefer de aşağı doğru yani saatin ters yönde dönmüş olacaktı. Evet, devam edelim. Şimdi buradaki videoyu, simülasyonu izleyelim arkadaşlar. Bakın şu anda kırmızı yeşil tarafından çekiliyor. Yeşil aşağıya doğru çekiliyor. Ve böylece bir dönme olayı gerçekleşiyor. Sevgili arkadaşlar ve bu dönme olayı gerçekleştikten sonra da ikinci bir sinyal verene kadar yeni bir dönme olayı gerçekleşmeyecek. İşte adım motorunu diğer motorlardan farklı kılan özelliği budur. Sürekli bir dönme olayı gerçekleşmiyor. Şu arkadaşlar bu sendeleme gibi bir şey var. Bunu da öyle göstermiş ama bu da eylemsizlik momenti ya da atalet momenti dediğimiz olayın aslında göstergesi. Genelde hani servoları anlatırken demiştik bunların ince uzun yapılır, atalet momentleri düşüktür demiştik. Şimdi aynı durumu buraya verecek arkadaşlar. Bakın 1 ve 2 numaradan akımı çekecek. Bu sefer 3 ve 4'e verecek. Ve yeni bir dönme olayı gerçekleşecek arkadaşlar. Simülasyonu bekliyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Aynı yönde, yukarı yönde dönmesini istiyorsanız buranın kırmızı, buranın yeşil olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, 3 ve 4'e verildi arkadaşlar. Şu anda burası yeşil oldu. Yeşil yeşili itecek. Kırmızı kırmızıyı itecek ve sağa doğru bir şu şekilde dönme olayı tekrar gerçekleşecek ve gerçekleştikten sonra durmaya devam edecek. Yine sağ ele göre gösteriyor. Sağ elin baş parmağı arkadaşlar N kutbunu gösterir diyoruz. Evet, şu anda rotorumuz dönme olayını gerçekleştiriyor ve bu atalet momenti, bakın hep geçen ifade budur. Bunun sendelemesi de atalet momenti oluyor. Bu boncuklar akımı gösteriyor arkadaşlar. Elektronlar eksi yükten artıya doğru hareket ederler. Artı eksiği çektiği için bakın elektronlar geliyor. Burada elektronların da yönünü göstermiş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet. Evet şimdi arkadaşlar tekrar bakın 1 ve 2 numaraya sinyali verdi ve rotorumuz yukarı döndü. Kutuplar birbirini çektiği için bunun devamı gerçekleşmiyor. Şimdi devamı evet gerçekleşecek arkadaşlar. Bu sırayı bunun kodlamayla yapıyorsunuz. Bunu Arduino ile yapabilirsiniz. Veya PIC dediğimiz olayla farklı kodlamalarla yapabilirsiniz. Buradaki verme hızını değiştirerek bunu çok hızlı döndürebilir veya çok yavaş da döndürebilirsiniz. Yani böyle 5 dakika bekletme de verebilirsiniz ama 1 saniyede bilmem kaç bin tur da attırabilirsiniz. Bu sizin kodlamanıza bağlı. Dediğim gibi bunun 4 ucu var. Direkt bataryayı bağlayayım bunu döndüreyim diye asla bunu yapamazsınız arkadaşlar. Şu anda döngü saat yönünde tamamlayarak devam ediyor. Eğer şu kodu yazdığınız zaman bu kodu yazıp yüklerseniz artık verdiğiniz frekans hızına göre sürekli bir dönmeyi ekranda ya da motorda izleyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu step motorun en basit hali, en basit dediğimiz en simple, en basit tasarım şekli. Buradaki rotorun ve dıştaki kutupların sayıları değiştirilerek daha hassas, daha düşük derecelerde dönen motorlar yapılıyor arkadaşlar ki biz de bunu videomuzun sürecinde, simülasyonun devamında göreceğiz arkadaşlar. Hani acele etmeden izleyelim diyorum. Şimdi isterseniz biraz ileri aldım bunu. Evet, şu anda aynı yerdeyiz. Arkadaşlar şimdi burada, evet burada şöyle tam bunun başına alayım. Buradan devam etsin.
Şimdi bundan sonra bunun rotorunu demir çubuk olarak da kullanabiliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar demir çubuk etkiyle mıknatıslanıyor. Yani şuradaki bobindeki manyetik alan buradaki demiri etkileyerek mıknatısa çeviriyor. Demir kullanmanın çok fazla avantajı var. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle demiri temsilen yani direkt demire geçmeden uçlarına küçük kapak şeklinde mıknatıslar yerleştirdi. Aslında bir öncekinin aynısı şu anda. Bakın kırmızı yeşili çekti, yeşil kırmızıyı çekti ve dönme olayı gerçekleşti. Ancak burada şimdi devam etsin. Buradaki rotor sayısı bir anda değişecek. Şu anda çok harika bir durum oluştu arkadaşlar. Bakınız. Şu anda rotorumuz 2, 4, 6 parçadan oluşuyor ve uçlarında bunun yine doğal mıknatıslar var. Bu şekilde ayarlandı. Şimdi arkadaşlar bunun dönmesiyle ilgili hazırlamış olduğumuz videoyu devam ettirelim. Evet şimdi arkadaşlar yukarısı S kutbu oldu, aşağısı N kutbu oldu. Bakın ne yapıyor? Yeşil kırmızıyı kendine doğru çekiyor. Burada kırmızı yeşili çekiyor, kırmızıyı itiyor ve burada saatin tersi yönünde bir dönme olayı ama küçük daha küçük bir açıda dönme olayı gerçekleşiyor. Bakınız. Evet, gerçekleşti ve durdu. Yine step motorun tasarım mantığı nedir? Açısı. Bakın bu devam ediyor. Şimdi burasına yük verdik yine. Bu sefer buraya döndü. Bakın. Tekrar yukarıyı verdik. Yani bir burası bir yukarısı şeklinde devam ettiğinde tam bir döngüyü de aslında sağlamış oluyoruz. Yani dörtlü bir sıralama işte belirli zaman aralıklarla vererek bu kodlama bölümünü oluşturuyor arkadaşlar. Evet şimdi yukarıya verecek ve şu anda bu açının 120 derece olduğunu tabii ki her bir çubuk arasındaki açının da 60 derece olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, bakın tekrar döngüyü devam ettiriyor. Yukarıya verdi. Peki tam tersi olsa ne olacaktı? İşte o zaman yani 1 ile 2'nin kutuplarını yerini değiştirdiğinizde ne oluyor? Dönme yönünü değiştirmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim. Devam edelim. Bakın sırayla bir dikey ekseni, bir de yatay ekseni yük bağlıyor ya da akım bağlıyor ve tam bir döngü, 360 derecelik bir döngü bu şekilde gerçekleşiyor. Evet, bu tasarım daha da iyileştirilecek. Buradaki kutup sayıları biraz daha artırılacak arkadaşlar. Bu şekilde daha düşük ya da hassas dönmeler elde edilecek. Şu anda arkadaşlar buna benzer bir durum burada da var. Bakın şimdi ne yapacak? Önce yatay ekseni verdi. Bakın şu anda hem yatayda var hem dikeyde var. Ama bakın yataydakiler tam karşılıklı bakıştıklar için birbirlerini tam çekmişler. Ama yukarıda ise şöyle bir durum var. Yukarıda arkadaşlar kırmızı yeşili çekmek istiyor. Kırmızıyı itmek istiyor. Aşağısı yeşili çekmek istiyor. Bunu itmek istiyor. Dolayısıyla az bir burada bir sapma olacak. Yani aslında açıyı düşürmüş olacak. Bakınız şimdi bir dönme göreceksiniz şu anda. Evet bekliyoruz. Evet bu simülasyon arkadaşlar step motorları çok harika anlattığını düşünüyorum. Şu anda evet kilit mekanizması çalışıyor. Ama birazdan bu kit değişecek ve evet. Evet sevgili arkadaşlar bahsettiğimiz şey oldu. Bunlar tam karşı karşıyaydı. Kırmızı yeşili biraz çekti. Bu biraz uzaklaştı aslında istemiyor ama bunun gücü yukarının gücü ağır bastığı için aşağının ve yukarının gücü ağır bastığı için biraz böyle eksenden kayma oldu. Yani kısa bir dönme oldu. Evet. Şimdi
Diğer bir sonraki dönme için arkadaşlar farklı bir şey yapacak. Onun için de durdurarak göstermek istiyorum. Bunu yakalamak istiyorum. Evet, şimdi yatay eksenindeki polarizasyonu yani güç kaynağını kesti. Sadece dikey eksene verdi. Kırmızı yeşili çekiyor. Yeşil kırmızıyı çekiyor ve tam dönme gerçekleşiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bundan sonra yine bunu ikili yapacak. Şimdi burayı yine yatay eksene bir de şey verecek. Yine kısmen döndürecek. Yani bu döngüyü iki aşamada yaparak burada açıyı düşürüyor sevgili arkadaşlar. Bakın evet şu anda böyle yaptı. Şimdi ne yapacak? Şimdi yatayı arkadaşlar bakın yatayı dikeyi kesti. Sadece yatayı verdi. Bu sefer bunlar karşı karşıya gelecekler. Çünkü bunlar zıt kutuplar. Birbirlerini çok seviyorlar. Ve birbirlerini çekecekler arkadaşlar. Evet. Şimdi dörtlü bir uygulama yapacak. Biraz kaydıracak. Evet onu da görelim. Evet şimdi yukarıyı da harekete geçirdi. Bunlar tam çekiyordu zaten ama yukarıdakinin gücüyle buradaki eksen bir miktar saat yönünde kayarak bir dönme olayı gerçekleşecek ve biz ona da yine bir adım diyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar yatayı iptal edecek, dikeyi aktif bırakacak. Bakın, evet şimdi dikey aktif kaldı, yatay iptal oldu ve döngü oldu. Şimdi hepsi olacak sevgili arkadaşlar. Evet, yeşili kim çeker? Kırmızı çeker. Burası kırmızı olacak, burası yeşil olacak. Bakın. Yine kısmen bir dönme olayı gerçekleşti ve bunlar da kod tahtasında tabloda gördüğünüz gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi yine burası da bura kırmızı olacak, burası yeşil olacak, burası aynen kalacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yine az bir dönme gerçekleşmiş oldu. Evet bunu biraz ileri sarmak istiyorum. Bu mantığı da anladığınızı düşünüyorum. Evet, şimdi arkadaşlar tasarımda bir iyileştirme yapılarak açı sayısı, dönme açısı ya da adım miktarı çok düşürülüyor. Yaklaşık 16 dişli bir metal rotor düşünülecek. Evet, yine burada sağ el olduğunu gösteriyor ama aslında evet sağ el gösterebiliriz. Sağ el diyor ki kuzey kutbunu gösterir. Bu artı yük, bu da eksi yük arkadaşlar. Akım elektronlar eksiden artıya doğru gidiyor. Ama akımın yönü ise artıdan eksiyedir diye biz ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Evet şimdi bu simülasyon bir devam etsin. Şöyle evet geldik buraya. Evet arkadaşlar şimdi burada bir geride, bir yakınında, bir uzağında aktif hale geliyor. Burada da güzel bir simülasyon var. Evet, izleyerek görelim. Evet, isterseniz biraz tabii simülasyon yavaş gidince sıkıcı olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar bakın sadece önce bu yatay ekseninde bir kutup vardı. Şimdi düşey eksen bir yakını bir de uzağa etkili arkadaşlar. Burada şimdi kırmızı yeşili çekiyor. Kırmızıyı itiyor. Burada ise yeşil var sadece. Yeşil kırmızıyı çekiyor. Böyle bir dönme olayı gerçekleşiyor. Evet şimdi arkadaşlar devam edecek yine. Aslında bu tasarım süreçlerindeki farklılıkları da anlatmaya çalışıyor görsel olarak. Evet, şimdi sadece yatay eksen devreye giriyor. Bir yakın ve bir uzak. Buradaki çekim gücü daha fazla, buradaki çekim gücü daha zayıf olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, yine burada tabloda hangi uçlara hangi akımların verileceği ile ilgili bilgiler yazıyor. Ve burada şu anda 5 nolu giriş tamamen artı bağlanırken eksi kutupların yerleri ya da akımsız bölümlerin yerleri bu şekilde belirtiliyor. Evet, şimdi dikey eksene verildi ve arkadaşlar burası demir çubuk uçlarında mıknatıs bulunuyor.
Evet, bu döngüde bu şekilde gerçekleşiyor. Evet, bunun devamında başka bir tasarım var. Onu da göstermek istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar tasarımda kutup sayısını artırdı. Bakın 2, 4, 6 kutup oldu şimdi. Ortada sadece bir demir çubuk var. Doğal mıknatıs yok. Buna gerek de yok. Çünkü bu mıknatıs bu demirin yanında bunu zaten etkiyle mıknatıs hale getiriyor. Dolayısıyla tek başına demir bir rotor ihtiyacı karşılıyor. Evet, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sırasıyla aslında burada her aşamada kutuplanacak. Bu beyaz diyelim. Burası beyaz, burası açık mavi, burası da mor ya da magenta denilen renk. Mor diyelim biz arkadaşlar. Magenta çok bilinen bir renk değil. Ama burası mavi. Evet, şu anda mavi devreye girdi. Bakın yeşili çekiyor. Çünkü aslında burada arkadaşlar burada doğal mıknatıs yok. Bu demir mıknatıs bu demiri zaten kendine çeker. Burası da çeker arkadaşlar. Bakın burası şimdi devreye girdi. Şimdi devreden çıktı. Yalpalıyor. İşte atalet momentini de burada görmek lazım. Şimdi burası devreye girdi. Bakın aynı yönde döndürmeye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi yatay eksen devreye girecek ve dönme olayı bu şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Şimdi burası devreye girdi. Evet. Şimdi tekrar devam edecek. Bu girdi. Bakın. Yani aslında 3 kodla, bakın 3 kodla bu işi halledebiliyorsunuz. Çünkü bundan sonrası tekrarlar nitelikte olmuş oluyor. Şimdi buna girecek. Sonra bu olacak ve bu bir sonsuz döngü oluşturuyor. Siz akımı artık uyguladığınız zaman bu kontrol devresinde de bu yazılım varsa bu artık sonsuza kadar yani motor yanana kadar, pil bitene kadar dönme olayı gerçekleşmiş olacak sevgili arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Burası demir çubuk, burası N kutbu, burası S kutbu ama her durumda mıknatıs demiri çektiği için bakın bu sefer kutupları ters çevirdi ve dönme yönünü değiştirdi arkadaşlar. Yani her zaman biz diyoruz ya bağlantı ucunun yerini değiştirirseniz motor ters yönünde döner. Aslında onu da burada belirtmiş oluyor. Onun da mantığını anlamış oluyoruz. Bakın artık saatin tersi yönde bir döngüye başladı. Adım motorumuz. Evet, bu kodlama yapılırken de tersten yapılarak motorun ters yönde dönmesi sağlanıyor. Aynı zamanda kodlama yaparken iki döngü arasına bekleme süresi de eklenebiliyor. Yani işte diyelim ki 500 milisaniye bekle veya çok beklemesini istiyorsanız 1 saniye bekle diyerek çok bir her döngünün arasına birer saniye bekleme veya daha fazla veya daha az bekleme koyabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar şu anda demir çubuğumuzu iki parça iki evet yani dört parça diyelim biz buna. Şu şekilde dört hale getirerek adım sayısını düşürüyor şu anda bakın. Evet, şu anda adım sayımızı daha da düşürecek. Burada yine bu ikisi devreye girecek. Evet, sonra bu ikisi devreye girecek ve arkadaşlar yine tam döngü sağlanmış olacak. Burada lütfen mantığını anlama açısından bu video, bu simülasyon çok harika arkadaşlar. Tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Burada ne? Yine demir çubuğu kendine çekti. Ama biz tabii bahsetmiştik yani 1,8 derecelik devirlere kadar ayarlanabiliyor. Dolayısıyla şu andaki bu durum buna yeter mi? Yetmez. Dolayısıyla daha kutup, daha yüksek, daha düşük adım açısı için daha yüksek kutuplu veya daha çok bacaklı rotorlara ihtiyacımız var. Bunu da şimdi süreç bize gösterecek arkadaşlar. Şu anda bu mantığı da anladığınızı düşünüyorum. Biraz ileri sararak aynı şeylerin tekrar edilmesini de engellemiş oluyoruz.
Evet, harika buraya geldik ama bunun başını almak istiyorum. Şöyle. Evet. Buradan devam edip kendisi o tarafa geçsin arkadaşlar. Çünkü orada daha farklı bir tasarım var. Azıcık ben gidiyorum ama hemen şey oluyor. Evet, kendisi şimdi gitsin. Yine bakın buradası kırmızı kendine çekti. Yani demiri ne ya da S olması önemli değil. Burada ise aynı anda aslında bundan biraz bahsedelim arkadaşlar. Bakın burada ise aynı anda yani ikisini aktive ederek daha az bir dönme sağlanması amaçlanıyor diyebilirim arkadaşlar. Evet, şimdi bunun için bir sonraki simülasyonun gelmesini bekliyorum. Evet, geldi sevgili arkadaşlar. Önce bunu anlatmak istiyorum. 2, 4, 6 tane kutup var bir kere. Bunlar solenoid bobin dediğimiz elektromagnetik olacak arkadaşlar. Bunların içlerinde bildiğimiz demir var. Şimdi bunların bu şekilde bacakları var arkadaşlar. Burası mıknatıs hale gelince burası da aynı kırmızı. Burası neyse bu bacaklar da kırmızı oluyor. Bu ortadaki demir bildiğimiz demir arkadaşlar. Sadece tırtıkları var, dişleri var. Şimdi burası mesela N kutbu arkadaşlar. Bunun karşısını hemen ne yapıyor? S kutbu yapıyor. Direkt S'ye çeviriyor zaten. Şimdi burada dikkat ederseniz bu dişler tam karşılıklı bakışırken bunların ise dişlerinin birbirinden simetri yani karşılıklı olmadığını görüyorsunuz. Veya bu magentanın renklerine bakalım. Yine karşılıklı olmadığını görüyorsunuz. Şimdi siz bunun bu şeklin bir sonrasında sağa dönme istiyorsanız şimdi eğer direkt bunu mıknatıslarsanız yani bunu iptal ettiniz mavileri mıknatıslı hale getirirseniz buradaki uçlar demir uçları çünkü en güçlü mıknatıslık şu uçlarda olacak ve bunları kendine çekecek sola doğru yani saatin tersi yönde döndürecek ama magentayı mıknatıslandırırsanız bu sefer bu uçları, şu uçlar kendine çekecek ve sağa doğru döngü olacak ki göreceksiniz. Evet, şimdi bir sonrasında şu magentalar arkadaşlar ya da mor renkler aktif hale gelecek ve ileri dönme olayı gerçekleşecek. Evet, bahsettiğimiz gibi bunun içinde demir var. Burası elektromıknatıs. Evet, simülasyonun devamını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın bahsettiğimiz gibi magenta devreye girdi. Evet, şimdi bakın görüyor musunuz? Yine bu sefer bu uçlar karşılıklı. Tabii tasarım sürecinde bu uçlar karşı karşıya geldiğinde ötekilerin gelmediğini de görüyorsunuz. Yani ve burada adım açımızın 7,5 dereceye düştüğünü görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer bundan sonra ben şu turkuazı devreye koyarsam yine ileri yönde döner ki döndü. Evet, ileri yönde döndü. Şimdi arkadaşlar ileri yönün oluşabilmesi için bu sefer şu yatay eksenin devreye girmesi gerekiyor ki bir aynı yöndeki döngü kendini devam ettirsin. Ama terse döndürecekseniz o zaman bunu hareket ettirmeniz gerekiyor. Evet, şu anda ileri yöndeki döngü gerçekleşmiş oldu sevgili arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bu dişler yardımıyla adım sayısı oldukça düşürülüyor. Buradaki mantık bu mıknatısın manyetik alanı en fazla uçlardadır arkadaşlar. Ve uçlar da uçları kendine çeker. Dolayısıyla bu şekilde bir tasarım yapılmış. Ve bunun özelliği bakın bu uçlar tam karşılıklı bakarken diğerlerinin uçları kesinlikle tam karşı karşıya gelmiyor. Bu sayede bir sonraki adımı da garantiye almış oluyor. Evet, yani burada artık ters yöndeki döngüyü göstermiş oluyor bize. Arkadaşlar bu şekilde dikkat ederseniz direkt basit bir yöntemle bataryaya bağlayarak bir adım motorunun çalıştırılamayacağını bu videodan siz de görmüş oldunuz arkadaşlar. Evet, devam edelim.
Bunun devamında genelde aynı şeyin ileri ya da geri dönmesini tekrar etmiş oluyor. Evet, yine aynı şeyi devam ettiriyor. Bunun bir uç tasarımı daha var arkadaşlar. Şimdi onu gösterecek. Onun için aslında ileri aldım. Şimdi evet izleyelim. İçini boşaltacak, ikiye bölecek. İçine şimdi bakın karşılıklı değil aralara aslında diş sayısını artırdı. İçine de bir N ve S mıknatısı koyacak. Doğal mıknatıs koyacak. Evet kırmızının baktığı yer artık hep N olacak. Yeşilin baktığı yer hep S olacak ama şu anda diş sayısı 16 iken 32'ye çıkmış oldu arkadaşlar ve adım sayısı da yarıya düşmüş olacak şu anda. Evet bakınız şu anda diş sayımız tam iki katına çıktı. Şimdi bazen bu kırmızıyı çekerken öbürü yeşili çekiyor ve böylece yani 7,5 derece hatırlıyorum öyle yazmıştı. Bu yarıya düşmüş olacak. Şimdi bakın. Evet. Şimdi bir sonraki aşamada bakın arkadaşlar. Kırmızı buradaki kırmızılar yeşili kendine çekiyor. Bir döngü oluyor. Burada arkadaki kırmızılar ise itiyor arkadaşlar. Bu yan da dönecek. Aslında bu video tam bize döndüğü zaman baksak, görsek daha iyi olacak. Yani buradaki olayda diş sayısı aslında evet iki katına çıkmış oldu. Evet buradan bakalım şimdi. Evet şimdi kutuplar gelsin. Geldi arkadaşlar. Bakın burası kırmızı oldu. Kırmızı kırmızı iter. Yeşili kendine çekiyor. Bakın bu yeşiller tam kırmızıların karşısına gelecek. Burada ise tam kırmızılar yeşillerin karşısına gelecek. Bu şekilde adım sayısını artırmış oldu aslında. Bu döngü artık bu şekilde tekrarlanıp sonsuz döngü şeklinde devam etmiş olacak ve şu anda arkadaşlar 6,92'lik bir adım açımız var. 4 kutupla bunu hallediyoruz. Ve dişler birisi tam karşılıklı geldiğinde ötekinin gelmediğine dikkat ediyoruz. Ve bunun da yine tasarım tablosuna baktığınız zaman ilk kodlama tablosunda burada 1 ve 2, 3'ün nasıl renkler verileceğini yani artı ve 1-0 yani kırmızılar 1'i temsil ediyor. Griler 0'ı temsil ediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani artı yük demek 1 demek, eksi demek 0 demek. Bu şekilde ve bu şekilde arkadaşlar döngü kendini devam ettiriyor. Evet. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda adım motorlarının nasıl çalıştığı, çalışma mantığı nedir? Yani bir miktar açı döndükten sonra neden duruyor? Bunu göstermeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki derslerimizde problemler veya farklı ayrıntılarla ilgili konular ele alınacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.